Ve onu senin kavmin yalanladı. Vakerdebe bihi. Yalanladı onu. Kavm, senin kavmin. Ve huvel hakku, o hak olmasına rağmen. O hak olmasına karşın, buna rağmen, onlar, senin kavmin bunu yalanladı. Bu, geçen derste de konuştuğumuz gibi, vahim bir duruma işaret ediyor. Bunun başarılmış olması, yapılmış olması, koca bir inat, büyük bir nankörlük, körlük ayrıca, gözden görmezden gelme, yok sayma gerektiriyor. Bunu senin kavmin başardı. Önceki derste yine vurguladığımız hususlardan bir tanesi de وَهُوَ الْحَقِّ ifadesi, o haklı olmasına rağmen. Bu onlar nezdinde de bilindiği, anlaşıldığı, buna rağmen yalanlamanın gerçekleştiğini ifade eder. Yoksa Allah katında bunun hak olması, muhataplar bunu bilmiyorlarsa, hak olmasına rağmen bunu yalanladılar demek çok anlamlı değil. Hak olduğunu onlar bilmiyorlardı ki. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle hak olmasına rağmen onu yalanladılar ifadesiyle onları kınarken bunun onlar için geçerli olduğunu ifade ediyor. Zaten diğer ayetlerde de Allah Azze ve Celle bu hakikati insanlara bellettiğini, kavrattığını, öğrettiğini ve yok sayanların buna rağmen göz göre göre gerçeği yok saydıklarını ifade eder. Burada da zımnen aynı gerçek ortada. Hak olmasına rağmen yalanladılar. Bu büyük bir cürüm. Bile bile bir şeyin varlığını, gerçekliğini, hakikatini hiçe saymak. Hatta tam tersi değersizleştirmek. Önemini büsbütün ortadan kaldırıp yok saymak. Uzun uzun konuştuk önceki ders. Ayetin bu giriş kısmını böyle bir akidetten ve böyle bir küfürden diyelim, başka bir şey, daha doğru ifade edecek bir kelime yok. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Bunun benzerlerimiz, insanlar, tarih boyunca işlediler, hala işleyebilmekteler. Böylesi bir şeyi bizim de içine düşme ihtimalimiz, emsallerimize baktığımız zaman, aynı varlığı paylaştığımıza göre, böyle bir cürüme düşebilir, böyle bir cürümü işleme ihtimalimiz var. Bunun ihtimalinden bile korkuya kapılmak, Allah Azze ve Celle'ye sığınıp bundan uzak tutulmak, korunmak için yardım dilemek gerek. قُلْ دَكِ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ Ben sizin üzerinize bir vekil değilim. Yani durumunuzu üstlenecek bir sorumluluğum yok. Siz buna itimat etmeyin. İşinize bakın. Sorumluluğunuzu yerine getirin. Sorumluluğunuza sahip çıkın. Yalanlamanız sizin aleyhinize ve akıbeti son derece kötü olur. Kendinize gelin. Ben sizi illaki doğru yola, cennete zorla taşımaya güçlenmiş birisi değilim. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ Böylece yanlışlarının akıbetinin kendileri için felaket olacağını, bunu önlemek için Resulullah'ın arada rol alamayacağını, eğer bu tercihlerini sürdürürlerse, şuradaki tercihlerini, Resulullah'ın onlar için herhangi bir şey yapamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla Resulullah bu ifadeyle ilişkisizliğini ilan ediyor, böyle tercihte bulunanlara yönelik olarak. Benden artık bir şey beklemeyin, böyle götürüyorsanız siz kendi durumunuzu, o zaman akıbetiniz buna bağlı gerçekleşecektir. Ben sizi, akıbetinizi değiştiremem. Bu tercih size bağlı ve bu tercihinizi siz yapıyorsunuz. Benim bundan öte sizin üzerinizde bir vekaletim, sizin iradeniz üzerinde bir baskı gücüm vesaire hiçbir şey yok. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ Bu ne haliniz varsa görün demek gibi bir şey. Ben sizi illa zorla cennete götürecek ya da götürebilecek değil.
قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ yalanmıyorsanız akıbetini çekersiniz. Buna müstahak olursunuz, buna katlanırsınız.